Hüseyin Hanım testere vereyim mi? Elektrik ya da elektriksiz. Yani hepimiz herhalde aynı kanıdayız. Ben de çok zor kestim. Hüseyin Hanım maşallah. Hüseyin Hanım, ama diyor ki Sergen çok. Bunun zaten gıcırtısı benim ta kulağımın içine girdi. Doğru. Çok yumuşak olması gerekmiyor mu bunun? Ben sert buluyorum, kesemiyorum bile. Yani hani yerken de evet öyle. Çok yani sert yemesi mümkün değil. Gerçekten ağzımda çiğnerken o kadar zorlandım ki. Yani zor yuttum diyebilirim. Hakiki zeytinyağında beklettiniz mi? Evet. Ne kadar beklemesi gerekiyor hakiki zeytinyağında? Biraz beklemek için. Yarım saat olsun, bir saat olsun bekleseydi. 15-20 dakikada hemen bekledik. 15 dakika o daha fazla olacak. Bu et daha güzel pişerdi. Bitiren varsa yorum alabilirim. Evet, ben bitirdim. Buyurun. Pilavdan başlayayım öncelikle. Pilavınız çok pişmiş. Onun haricinde şimdi antrikot zaten çok beklemez. Piştikten hemen sonra servis edilmesi uygundur. Zaten çünkü beklerse, bir saat falan bekledi, çok beklerse çok kısa zamanda servis edilmesi gerekir. Beklerse hem arkadaşların dediği gibi hem sert olur hem de kıyır kıyır olur. Yani keşke bu et türünü tercih etmeseydiniz. Çünkü bunun özelliği beklememesi gerekir. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi beklediği için mi böyle sert yoksa pişmediği biraz için? Biraz da şimdi özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi bir kısmına bakıyorum. Bakın içine kırmızı kırmızı. Bir kısmına bakıyorum çok pişmiş. Peki beğenmediniz mi daha önce? Kesinlikle beğenmedim. Peki, keşke daha güzel olsaydı. Çünkü bakın mantarlarınız güzel pişmiş. Mantarlarda hiçbir sıkıntı görmedim. Daha önce yediğim roka salatalarının içinde kornişon turşu yoktu. Ben kendim koyuyorum. Hoşuma da gidiyor. Yani onu koymasaydınız güzel salatanız ama keşke o olmasaydı içinde. Onun haricinde bir sıkıntım yok. Ben de kendimi evde de yaparken koyuyorum. Geliştirdiniz kendinizi. Evet yani peki. Güzel hoşuma gittiği için afiyet koydum. Olsun Dağhan Bey. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Hiç kalabilir miyim? Yedek. Var mı burada? Şeyde ha. Peçetelik de yoktu. Roka var salatası mı deniliyor sadece? Karışık salata normal bildiğimiz mevsim salatma. Değil mi? Ama içinde marul yok. Bir de roka ben rokayı sadece roka salatası olarak bekliyordum. Sadece roka. Roka denildiği için içinde her şey var yani ben öyle görüyorum. Domates var. Kerevize salata bekliyordunuz. Evet onu da salata olarak bekliyordum. O zaman beklentilerinizi zaten bize bir fax falan gönderin sonra göre yapalım. Yani öyle şey olur. Ben bunu bekliyorum, ben dışında, bunu bekliyorum. Şimdi ben desem he bilirim yedim desem yalan olurdu. Ama ben bunun bilinmeyecek bir şeysi hayır, yok. Bu roka salatası. Şöyle bir salatayı yemişim. Sadece roka isimli geçmez burada. Yani rokalan nar demiştiniz. Tamam Gülsene Hanım, hiç önemli değil. Siz öğrenirsiniz inşallah. Salatada yani salata çeşitleri konuyor ya. Öyle düşünmek lazım. Ben o zaten ona takılmadım. Sadece kornişona takıldım. Kornişon zaten bu peki, salatada peki Gülsene Hanım, eti nasıl buldunuz? Ben eti çok sert buldum. Bir de çok tuzsuz yani. Tadı yani yok kadar tuzsuz. Öyle değil mi? Ben yani yanlış değilim herhalde arkadaşlarımız da. Yok, ben sizin damak lezzetinizi tamam, merak ediyorum. Ben edeyim. Çok tuzsuz buldum, çok sert buldum etini. Pilav da kıtır, yani içinde kıtırlık var. Dağhan Bey de çok pişmiş dedi. Bana kıtırlık gelmedi ama. Tencerede pişiyor arkadaşlar, rica ederim ya. İçinde olur pişmemiş bakın, bir, ya pişmemiş, içinde pişiyor. Bir kıtırlık aynı var. Aynı tencerede pişen bir şey kıtırlık olamaz, biri başka, ben biri başka. Almadım, ben almadım, ben almadım. Ben de yedim almadım, bilmiyorum. Var ben kıtırlık aldım, hayır. Bana göre fazla değil, bu böyle olması gerekir pilavın. Ben böyle siliyorum, yapıyorum pilavı. Suyu fazla kaçmış da olabilir. Olabilirsin ama ben kıtırlık alıyorum pilavı. Peki beğenmedi mi Gülten abla pilavı? Evet beğenmedim. Peki Gülten abla? Et pişmemiş, mantarların güzel. Salatayı ekşi buldum. Karıştırdın mı? Bir kaşık koydum üzerine çünkü nar ekşisi. Karıştırmadım, ekşi geldi bana göre. Peki Gülten abla haftanın en güzel pilavını kim pişirdi? Ben. Sen mi pişirdin? Evet. Arkadaşlar? Evet, ben yani en güzel pilavı Müşra abla'nın oldum. Ben üstüne basa 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 sretiyo verdim. Bir saat dedim, 10 dakika pilavı dedim. Suda, tuzlu suda bekleyin, yapışmaması için. Bir de pilavı iyi yıkarsan pilav böyle yapışmaz. Benim pilavım da güzeldi ama güzel. Yani benim pilavım da kötü değildi. Vallahi ben de pilavım burada bence de güzel pilavım ama. Benimki ben beğendim. Burcu sen nasıl buldun? Etimizin kim yani tabaklara bakıyorum kimisi yanmış, kimisi... Evet benimki de yanmış. Benimki de yanmış üstü kenarları yanmış. Alt tarafı pişmemiş. Çok tuzsuz. Yani gerçekten hiç beğenmedim. Ağzıma aldığımda da çiğnerken çok zorlandım yani gerçekten. Sanki böyle ağzımda bir sakız var da ben onu çiğnemeye çalışıyorum gibi bir şey oldu. Onun dışında ben pilavı da çok sevemedim. Bana da birazcık kıtırlık geldi. Onun dışında salatayı beğendim. Peki. Fakat bu salatayı balığın yanına daha çok yakıştırıyorum. Ama et yemeklerinin yanında da vardır bu salata. Yani vardır ama ben balığın yanına daha çok yakıştırıyorum. Ama salata güzel, ben beğendim. Peki, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Salatayı kötü demedim. Sadece bana biraz ekşilik geldi. Peki.
Turşu koymayayım. Benim için fark etmiyor. Salataya şey koyabilirsin. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Pilavın bir tık böyle sanki hani suyunu çekmiş ama hani böyle bir tık dirilik var. Hani o bir şeyi kalır ya, o kalmış. Etinde evet. Ciddi anlamda biraz sert, yani çiğnemekte kesmekte çok zorlandım. Bir de bir boşluk var. Ha, salatanın tadı çok güzel, gayet güzel beğendim. Ama ben de Burcu'ya katılıyorum. Roka biraz daha böyle balık yanına yakışan bir salata. Ama ha, lezzetli olmuş mu? Lezzetli olmuş. Evet. Kornişon turşuyu da yadırgamadım. İçinde bir mayhoşluk veriyor. Kadir güzel Bey, olmuş. Eline koluna sağlık. Neden tat vermiyor? Anladınız mı orasını? İşte bir sasalık var. Yan yana var. Koymadığı için, yapıştırmadığı için, içe karışmadığı için. Tabii ki. Hayır. Peki elinize kolunuza sağlık. Bir saat bu zeytinyağı, hakiki zeytinyağını kekikle biraz bekleseydiniz evet, daha biraz iyi olurdu. Biraz marine olsaydı belki daha çabuk pişebilirdi. Daha güzel olurdu. O 20 dakika. Dün Gülten Hanım çorbayı yaptı. Tam artık bitirme aşamasında Şehriye'yi önünde gördü. Şehriye koymamış. Son dakika mutfaktan çıkarken attı içine Şehriye'yi dedik. O onlar özdeşir. Cidden de özdeşti. Kimseye evet, diri Şehriye evet, gelmedi. Evet, diri Şehriye gelmedi ama arpa olması gerekiyordu. Hayır, tel Şehriye. Arpa. Tel. Arpa. Tel. Arpa. Tel. Ben bunu tel çorbası... Arpa şehriye. Limonlu sirke mi? Arpa şehriye. Arkadaşımdan tel şehriye içtim. Çok beğendim. İçmiş ben olabilirsin ama ona yakışanı ve söylüyorum. Ve dün akşam Manisa'dan aradılar. Çorbayı çorban için mi çorbayı aradılar? Özellikle tel şehriyeden gene verdim. Tamam demiş olabilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz belki. Ama İyi ne diyorsunuz ben, siz? Arpa. Arpa şehriye. Arpa. Hayır tel. Hayır arpa şehriye. Hayır tel. Arpa. Tel. Araştırabilirsin. Tel. Tel. Arpa. Tek nokta. Tel. Tel. Değil. Arpa. Diyarbakırlı'da inat mı var? Evet. Kastamonu'da daha inat vardır. Tel olacak. Arpa tel. Tel. Olmaz. Tel. Tatlı gelsin bir an önce Adalet Hanım. Masada hava kızışıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.